kırılacak ve kırıldıktan sonra da içlerine delinerek patlayıcı yerleştireceğiz. Her birinin kaç megapaskala dayandığının hesaplarını yaptırdık. Siloların kırımları yapıldıktan sonra kolon haline gelmesini sağladık. Bunların her birinin içine patlayıcı maddeler yerleştiriliyor. Yani ilk patlama geçtirildi. Şuradaki de yok, buradaki de yok. Yurt dışında bundan 3 yıl önce Süleymaniye'den bir teklif geldi. Dediler burada çok büyük bir yapı var. Şehrin yine içinde bir alışveriş merkezi yapılacak. Bunu yurt dışından 16 tane firmadan teklif istedik. Patlayıcıyla yıkmayla ilgili. Türkiye'de sizi bulduk. Ancak biz bir cümlemizle işi lehimize çevirdik. Biz yıkılma garantisi verdik. Çünkü internetten de bakacak olursanız silo yıkımlarının %70'inden fazlası silolar yıkılamıyor. Yan kalıyor. Çünkü bir bina gibi yıkmak kolay değil. İçinde katlar olmadığı için patlayıcıyı her istediğiniz yere yerleştiremiyorsunuz. Ve bu sebepten biz bu garantiyi verdiğimiz zaman aradan sıyrıldık ve işi aldık. Biz buna gururlandık. Bir Türk firması olarak, Türk mühendisleri olarak, Türk üniversitesi olarak bunların destekleriyle böyle bir başarıya ulaştık diye. Ve bu çok enteresandı. 5450 adet kapsül kullandık. Şu ana kadar en büyük yapılan patlatmada kullanılan 5100 kapsülle Amerika'da bir eski futbol sahasının tribünlerinin yıkılma işi. Yani 200 küsür adet fazlayla bir rekoru egale etmiş olduk. En yüksek bina değil ancak bir defada kullanılan en fazla kapsül olarak bu da literatürlere geçti. Hatta Avrupa Yıkım Birliği'nin bu Ekim'deki toplantısında orada bu yapılan hesaplamalar hepsi ve yıkım senaryoları bir sunum olarak bütün dünyadaki bu işi yapan, yıkım yapan firmalara paylaştırılacak, üniversitelere de rapor olarak yollanacak.